Merhabalar, ben Ömer Faruk Yılmaz. Ben Sefa Övüç. Biz Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencileri TIAP Hotel ile SCADA çalışması yaptık. SCADA çalışmamızda şeker üretim prosesine uygulamasını yaptık. Biz bu projede mimik paneldeki tasarımın ve görselin aksine kendi tasarımımızı oluşturup birçoğu çıkışı kullanarak sıralı bir sistem oluşturduk. Prosesimizde önce depoya gelen şeker pancarları yıkanıyor. Daha sonra bıçaklar da dilimleniyor. Sonra sıcak yıkamaya uğruyor. Daha sonra özünün çıkması için ekstraksiyona uğruyor. Şeker özüne kireç süt ekleniyor. Bunlar filtrasyona uğruyor. Daha sonra içerisindeki su buharı buharlaştırılıyor ve santrifüj ediliyor. Daha sonra kurutma aşamasına geçilip şeker üretilmiş oluyor. Bu otomasyon projesinde kullandığımız iki adet PLC var. Birincisi SC7200 PLC, diğeri LT200SP tipi PLC. Burada PLC'ler kendi aralarında konfigüre edilmiş ve PLC 2 dediğimiz LT200SP'nin içinde programlanmıştır. PLC'ye giren dijital inputların ve dijital outputların dışında analog sinyallerin kullandığımız analog inputlarımız var. Bunlar için eskilerde kullanılan bu analog potların yerine biz burada HMI üzerinden aslında simülasyon gibi fiilen çıkış verdiğimiz, analog sinyal gönderdiğimiz bir ekran oluşturmuş bulunmaktayız. Sistemimizde öncelikle enerji odasına geliyoruz ve fabrikamıza sistem startımızı veriyoruz. Daha sonra ana ekranlarımıza gelerek fabrikanın ilk kısmına geçiyoruz. Prosesin başlayabilmesi için deponun dolumda olması gerekiyor. Öncelikle HMI ekranında deponun seviyesini artırıyoruz. Depomuza çıkış verdikten sonra şeker pancarları yıkama ünitesine geliyor. Yıkama ünitesini başlatıyoruz. Yıkama ünitesi de çıkış aldı. Daha sonra bantla birlikte bıçaklara geliyor sistemimiz. Bıçakları da başlattıktan sonra dilimlenen şeker pancarları sıcak yıkama ünitesine geliyor. Yıkamadan çıkan şeker pancarları banta düşer. Testlere açık olduğu sürece bant hareket eder ve sistemin düzgün bir şekilde çalışması sağlanır. Daha sonra dilimlenen şeker pancarları sıcak yıkama ünitesine gelir. Sıcak yıkamada önce derecemizi arttırmamız gerekiyor sistemin çalışabilmesi için. Burada alt seviye ve üst seviye bilgisi kullandık. Üst seviye geldiği zaman sistemin taşması sağlanarak normal sistem aralığına getiriliyor. Alt seviye geldiği zaman ise sisteme eklenti yapılarak yine sistem normal seviyede çalıştırılıyor. Alt seviye bilgisi verdiğimizde sistemin durduğunu gözlemleyebiliriz. Q0-3 çıkışının gittiğini gözlemleyebiliriz. Daha sonra sistemi tekrar verdiğimizde akış ekstraksiyon bölümüne doğru oluyor. Ekstraksiyon bölümünde alt kısmına gelen şeker pancarları deponun üst kısmına doğru suyun ters akışına göre üst tarafa doğru itilir ve özünün çıkması sağlanır. Ekstraksiyon sisteminin çalışabilmesi için önce alt seviyede olan su bilgisinin gitmesi ve dolumun gerçekleşmesi gerekiyor. Suyun dolduğu varsayılarak alt seviye bilgisini kaldırdığımızda sistem çalışmaya başlayacaktır. Ve girişinin verilmesi gerekmektedir. Daha sonra sistem çıkış verecektir. Daha sonra ikinci kısma geçmekteyiz. Prosesin birinci kısmında ekstraksiyondan gelen şerbet, kireç taşı ve kömür ile yakılır. Kireç sütü elde edilir. Burada kömür eklememiz ve filtrasyon makinesinin çalıştırılması gerekir. Bilgisayar üzerinden çalıştırdığımız kömür N4.6 bant motoru olan kısımda şimdi filtrasyon makinesinin gelmesi beklenir. Filtrasyondan gelen şerbet kristal eklenmesiyle SCADA üzerinden kristalin eklendiğini görebilir. Karıştırıcı inputuyla karıştırma gerçekleştirilir. Sistemde karıştırıcının renginin değiştiğini, kristal hattının renginin kristalize olduğunu görebiliriz. Karıştırıcıdan gelen şurup,
buharlaştırma aşamasındaki tanka girer ve buradaki basınç seviyesi normal şartlarda olduğu sürece buharlaştırma işlemi gerçekleştirilir. Şu anda taç panel üzerinden buhar basıncını analog sinyallerini yükselterek ekranda buhar basıncının yükseldiğini, normal seviyelere getirdiğimizi görebiliriz. Normal, hatta aşırı seviyeye çıktığı zaman uyarı verdiğini görebiliriz. Tekrar normal şartlara getirdiğimde sistemin akışının bir sonraki aşamasında santrifüj edilecek olsa da şu anda santrifüj makinesi ile kurutma makinesi aynı anda çalışmaması sağlanmıştır. Çünkü proseste buharlaştırılan şerbet santrifüj makinesine girdiğinde sistemin beklemesi gerekir ki birikme olup taşmalar engellensin. Bu sistemde şimdi SCADA üzerinden verdiğim santrifüjün M5.3 çıkışından geldiğini ve kurutmanın durduğunu, bunların da proses boyunca senkronize çalışıp, birinin çalışıp birinin durduğunu zamanlamayı görebiliriz. En son kurutmadan çıkan şeker konteynerlar alınır ve toz şeker üretmiş oluruz. Prosesimizin çalışma prensibini anladıktan sonra sistemdeki alarmlar üzerinde duralım. Sistemde toplamda 12 farklı alarm olmaktadır ve bu aksi durumlar için verilen durumdur. Sistem start, sistem stop veya alt seviye bilgilerin geldiğinde alarm durumları gerçekleşir. Örneğin tank 1 için alt seviye bilgisi gönderdiğim zaman enerji odası ekranında alarmın geldiğini görebiliriz. Aynı şekilde buharlaştırma tankının düşük basınç uyarısı verdiğini SCADA ekranında enerji odasında görebiliriz. En son sistem durdurulmak istendiği zaman ister mimik panodan ister SCADA ekranından stoplanabilir. Stoplandığı zaman alarm ekranında tekrar sistem stop bilgisi gelmektedir.